Merhaba, ben Mesut Okçanoğlu. Grup arkadaşlarımızla birlikte hazırlamış olduğumuz tekstil otomasyonu analiz evresi sunumunu anlatacağız. Merhaba Pınar Hocam, iyi günler. Ben Ahmet Faruk Akgün. Bu saatte size Mert Çanarat ile birlikte hazırladığımız varlık ilişki diyagramını sunacağız. Diyagramı ilk olarak varlıklarımızı belirleyerek başladık ve toplamda 13 adet varlık ürettik. Bunlar en baştaki yöneticiden sistemin bitişi olan tedarikçiye kadar uzanıyor. Tabii ki bununla beraber varlıklarımızın özelliklerini de tek tek belirledik. Her bir varlığın farklı farklı özellikleri var. Diyagramımız mümessil varlığının müşteri varlığını firma yönlendirmesiyle başlıyor. Bu noktada mümessil varlığı firmaya müşteri sağladığı için yönetici tarafından komisyonunu alıyor. Ve müşteri siparişine ve ödemeyi veriyor. Ve yönetici bu ödemeyi kabul ediyor ve sisteme giriyor. Aynı zamanda bunu görüntüleyebiliyor bu siparişleri. Girilen siparişler depo sorumlusu tarafından alınıyor ve depo sorumlusu varlığı buna göre stoğunu düzenliyor. Merhabalar, ben Mert Canerat. Faruk arkadaşımın kaldığı yerden devam edeceğim. Öncelikle tedarik varlığı malzemeyi tedarik eder ve tedarik edilen malzemeler stoğa girilir. Faruk arkadaşımızın bahsettiği gibi burada iki seçenek var. Ya yönetici tarafından görüntülenir stok ya da depo sorumlusu tarafından düzenlenir. Sadece bu iki seçenekle müdahale edilebiliyor stoğa. Depo sorumlusuyla personel arasında da diyagramda görmüş olduğunuz gibi bir kanal var. Bu da ürün giriş çıkış ve işlemdeki ürün varlıkları. Bu varlıkların makineyle bağlaşımını da personel sağlıyor. Personel iki taraflı bu bilgileri güncelleyerek ürünün giriş çıkış zamanını, tarihini, aynı zamanda işlemdeki ürünün miktarını ve adresini takip etmemizi sağlıyor. Bunların hepsinin de yöneticiden haberdar olması için işlemdeki ürün varlığı işimizi görmektedir. Varlık ilişki diyagramımız bu kadar. Şimdi Gantt chart için devam ediyoruz. Hocam merhaba, ben Seda Nurşimşek. Fabrika otomasyonu sunumumuzda ben veri akış diyagramlarının bir kısmından sorumluydum. Fabrika otomasyonunun genel veri akış diyagramından, yıkama personeli veri akış diyagramından, formane personeli veri akış diyagramından ve sevkiyat personeli veri akış diyagramından sorumluyum. İlk olarak fabrika otomasyonunun genel olarak bir veri akış diyagramını anlatacağım. Yönetici, depo sorumlusu, personel, veri tabanı ve kullanıcıya bağlı olarak bir fabrika otomasyonu belirledik. Personel adı altında formane personeli, yıkama personeli ve diğer personeller var. Hepsini bir başlık altında topladım. Çünkü hepsinin yetkisi zaten aynı. Bir değişiklik yok yani. Yönetici fabrika otomasyonuna girdi ve çıktı yapabiliyor. Yani manuel olarak yönetici sisteme herhangi bir bilgi girip ya da bilgi güncelleyebiliyor. Depo sorumlusu da sipariş bilgisi alabiliyor. Yani siparişin durumu ne, hangi aşamada bunu öğrenebiliyor. Kullanıcı da otomasyondan ürün bilgisi alabilir. Yani sipariş vermek istediği ürünlerin kumaşını veya hangi kalite ürün olduğunu öğrenebilir otomasyondan. Veri tabanı da girdi ve çıktı yapabiliyor. Çünkü tüm bilgiler veri tabanında tutulduğu için herhangi bir personel bilgisi veya ürün bilgisinin girdi çıktısı yapılabiliyor manuel olarak. Personel de ürün aşama bilgisi alabiliyor fabrika otomasyonundan. Hangi ürün hangi departmanda, yıkama tarafında mı, sevkiyat tarafında mı? Personel bunun bilgisini alabiliyor. Fabrika otomasyonu veri akış diyagramı bu şekilde. Hocam merhaba, adım Şenur Çoban. Bu tabloda da depo sorumlusunun veri akış diyagramını görüyoruz. Depo sorumlusu 3 ayrı ekrana giriş yapabiliyor. Bunlar tedarikçi, sipariş ve stok bilgi ekranı. Bu ekranlarda düzenleme yapabiliyor.
Merhaba hocam, adım Şenur. Bu ekranda da ayrıntılı olarak depo sorumlusunun hangi işlemleri gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Depo sorumlusu 3 ayrı işlemi gerçekleştirebiliyor. Ürün ekleme, silme ve ürün güncelleme olmak üzere. Merhaba hocam, adım Şenur Çoban. Bu ekranda da üretim personeline ait veri akış şemasını görüyoruz. Üretim personeli personel bilgi ekranını kullanarak üretim yapabiliyor ve makine ve işlemdeki ürün bilgisini güncelliyor. Hocam merhaba, adım Şenlı Çoban. Bu tabloda yöneticinin veri akış diyagramını görüyoruz. Yönetici müşteriden aldığı siparişi ekrana girebiliyor. Hocam merhaba, adım Şenlı Çoban. Bu tabloda da yöneticiye ait veri akış diyagramında hangi işlemleri gerçekleştirebiliyor? Daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Yönetici ürün ekleme, ürün silme, ürün listeleme ve ürün güncelleme süreçlerini yapabiliyor. Yıkama personeli kısmında da sisteme giriş ekranından kullanıcı adı ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yapabileceklerdir. Karşılarına çıkan kullanıcı arayüzünden de personel bilgi ekranına ulaşabilirler. Burada yine sadece arama ve güncelleme yetkileri olduğu için yıkanacak ürünlerin arayabilirler veya bu durumu güncelleyebilirler. Yıkama personeli de bu şekildeydi. Hocam burada da Formaline personelinden bahsedeceğim. Kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş ekranından giriş yapabilirler otomasyona. Kullanıcı arayüzünden personel bilgi ekranına ulaşabileceklerdir. Personele verilen yetki arama ve güncelleme olduğu için de sadece sistemden ürünü arayabilirler veya ürünü güncelleyebilirler. Harici bir şey yapamıyorlar personeller. Formaline personeli bu şekildeydi. Hocam burada da sevkiyat personelini anlatacağım. Yine aynı şekilde Formaline personeli gibi bir kullanıcı adı ve şifreleri oluyor sevkiyat personelinin de. Kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapabilirler sisteme giriş ekranından. Burada yine bir kullanıcı arayüzü olacaktır. Ve daha sonrasında personel bilgi ekranından arama ve güncelleme yapabilirler. Yani ürünleri müşteriye yollamak üzere çıkarılan ürünleri veya çıkarılacak ürünleri arayabilirler. Hangi durumda olduğunu öğrenebilirler veya bunları güncelleyebilirler. Sevkiyat personeli de bu şekildeydi. Merhaba hocam. Ayberk Sağcıoğlu ile beraber hazırladığımız olay tablolarında daha önceki olay tablolarımız 2 taneydi. Bu sefer sayıları 5'e çıktı. Çünkü bu sefer varlık ilişki diyagramındaki çoğu eklemediğimiz cansız varlığı da ekledik. Aynı canlı varlıklar gibi. Şu anda siper mesela müşteri siparişi girişi, sipariş eklemesi, personelin aynı şekilde üretilen ürünün sipariş takibi sipariş takibi diyorum. Üretilen ürünün takibi, ekleme gibi ürün bilgileri ve bunları tetikleyen sipariş bilgileri. İşlemlerde de siparişle ilgili işlemler yapılıyor. Üründe de üretilen ürüne göre arama yapılıyor. Arama işlemini bunların cevaplarında da sunucudan gelen yanıtta da güncelleme başarılı, arama başarılı, takip başarılı gibi cevaplar geliyor. Bu da ikinci slayt. Şimdi slaytlarda ilkinde kullanıcıya geldik. İkinci de yöneticinin yapacakları. Bu aynı şekilde ürün ekleme, ürün güncelleme, ürün arama, ürün listeleme. Yöneticimiz bunların hepsine müdahale edebiliyor. Aynı şekilde müşterilerimizin kendi işlemlerine de ekleme, silme gibi durumları da düzeltebiliyor. Ürün bilgilerinden ve müşteri bilgilerinden yapıyor bunları tetikleyici olarak. Aynı şekilde işlem olarak da ekleme diyorsak ekleme işlemini yapıyor tablolarına, güncelleme yapıyorsak güncellemeye giriyor. Aramada da aynı şekilde sonuç olarak da kendilerinin ne işlem yapıyorsa o yanıt olarak dönüyor. Ekleme başarılı, güncelleme başarılı, arama başarılı, listeleme başarılı gibi. Bu şekilde yöneticimiz bu ürün ve müşteriye müdahalede bulunabiliyor. Burada da yöneticinin personel üzerinde müdahaleleri var. Personel normalde varlık ilişki diyagramında canlı bir varlık ama onu direkt 4 arama şeklinde genel personel olarak yaptığımız için ayrı ayrı koymadık. Hepsini tek personel yani örnek depo sorumlusu veya şu diye ayırmadık. Direkt onu personel olarak yazdım. Mümessil de aslında bir personel sayılabilir. Dediğim gibi hepsini bir yerde yazdığım için direkt personel ekleme, personel güncelleme, listeleme gibi personel yazdım.
Tedarikçimizde de şimdi tedarikçimiz de getirdiği malzemeleri girmesi gerektiği için o da sayılabilir. O da malzeme ekleyebilir. Çünkü malzememizi tedarikçiden alıyoruz. Yani bunları girmesi için tedarikçi olarak yazdım ama onu da bir kişi giriyor. Onun adına tedarikçi dedik. Burada malzeme bilgileri var. Yöneticimizin personel bilgilerini giriyor. Personel işlemlerini yapıyor. Tedarikçimiz de malzeme işlemlerinden sonra onaylanıyor. Ama bu tedarikçi dediğim gibi dışarıdan var olup gelen biri değil. Bizim kendi üzerimizden girdiğimiz biri. Yani kendi işçilerimizde bulunan giren biri. O yüzden direkt böyle yazdım. Pınar Hocam merhabalar, ben Ayberk Savcıoğlu. Veli Doğan arkadaşımızla birlikte slaytları sizin için tekrar hazırladık, tekrardan düzenledik. Sizin notlarınızı göz önüne bulundurarak tabii ki de. Ben 4 ve 5 numaralı slayt anlatıyorum. Yine olay, istemci, tetikleyici, işlem ve yanıtları görüyoruz. Olayları şu şekilde anlatabilirim ben size. İkiye bölmek istiyorum ben burada. Stok kısmı ve sipariş kısmı. Burada stok arama, stok güncelleme, stok ekleme ve stok listeleme kısımlarını görüyorsunuz. Depo sorumlusu ve yönetici bu işlemleri yapabiliyor. Tetikleyicimiz de tabii ki de stok bilgileri oluyor. İşte işlemler olarak da stok arama işlemlerini yap, stok güncelleme işlemlerini doğrula, stok tablosuna bilgileri gir, işte ürün listeleme işlemini yap gibi işlemler. Ve yanıt olarak da işte stok aramada atıyorum arama başarılı, stok güncellemede güncelleme başarılı, stok eklemede ekleme başarılı, stok listelemede listeleme başarılı şeklinde sistemden bize yanıtlar geliyor. Ve sipariş kısmı. Sipariş kısmında da sipariş arama, sipariş güncelleme, sipariş ekleme ve sipariş listeleme kısımlarını görüyoruz. Yine depo sorumlusu ve yönetici erişebiliyor bu kısımlara. Tetikleyici olarak da bu sefer sipariş bilgileri oluyor. Çünkü zaten siparişle alakalı olaylar. İşlem olarak da sipariş arama işlemini yap. Yaptığımızda sistemden arama başarılı olarak bir cevap geliyor. Sipariş güncelleme işlemini doğrula. Yaptığımızda sistemden güncelleme başarılı olarak bir bilgi geliyor. Sipariş tablosuna bilgileri gir dediğimizde ekleme başarılı olarak bir yanıt geliyor. Sipariş listeleme işlemini yap dediğimizde de listeleme başarılı olarak bir geri dönüş geliyor bize sistemden. 4 numaralı slide. Pınar Hocam merhabalar, ben Ayberk Savcıoğlu. Veli Doğan arkadaşımızla sizler için bu slaytı hazırladık. 5 numaralı ve son slaytta ben sizin için tekrar anlatıyorum. Burada yine gördüğünüz üzere olay, istemci, tetikleyici, işlem ve yanıt kısımları var. Olay olarak ödeme arama, ödeme listele, ödeme ekleme ve ödeme güncelleme kısımlarını görüyoruz. Bunlar sadece yöneticinin yapabileceği şeyler olduğu için, işlemler olduğu için çünkü yöneticinin isteği bu yönde de bizden. Sadece yönetici olacak istemci. Olaylar ödeme olayları gördüğünüz üzere ve tetikleyicilerde ödeme bilgileri olacak. Misal ödeme aramada işlem ödeme arama işlemini yap. Yanıt olarak sistemden bize arama başarılı olarak bir yanıt gelecek. Ödeme listele yine istemcimiz yönetici, tetikleyicimiz ödeme bilgileri. Ödeme listeleme işlemini yap dediğimizde sistemden listeleme başarılı olarak bir yanıt bize geri gelecek. Ödeme ekleme yine yöneticinin yapabileceği bir iş. Tetikleyicimiz yine ödeme bilgileri. Ödeme güncelleme işlemini doğrula ve yanıt olarak da sistemden ekleme başarılı olarak bir yanıt geri gelecek bize. Son olarak da ödeme güncelleme istemcimiz yönetici, tetikleyicimiz ödeme bilgileri, işlemimiz ise ödeme tablosuna bilgileri gir. Yanıt olarak da sistemden bize güncelleme başarılı olarak bir yanıt gelecek. Adım Mesut Okcanoğlu. Otomasyon projesine ait use case diyagramının birinci bölümünü anlatacağım. Diyagramda görüldüğü üzere 3 adet canlı varlığımız bulunmakta olup bu aktörlerin otomasyonda cansız varlıklar üzerinde hangi yetkilere sahip olduğunu anlatmak istedik. Yönetici aktörü otomasyonda yer alan makine, malzeme, sipariş, müşteri ve tedarikçi bölümlerine tam yetkili olup bu bölümler üzerinde ekle, ara, listele ve düzenli işlemlerini yapabilmektedir. Depo sorumlusu aktörünün yetkilerini bir sonraki arkadaşım anlatacaktır. Merhabalar, adım Hakan Sözgen. Yaptığımız görev paylaşımı sonucunda otomasyon projesine ait analiz sunumunun use case diyagramının ikinci bölümünü anlatacağım. Diyagramda görüleceği üzere 3 adet canlı varlık olarak tanımladığımız yönetici aktörü, personel aktörü ve depo sorumlusu aktörü bulunmakta. Bir önceki bölümde anlatıldığı gibi yönetici aktörü genel olarak bütün varlıklarda yetkili bulunmakta. Benim anlatacağım depo sorumlusu aktörü yetki olarak sadece malzeme varlığında ve makine varlığına bağlı olan
ürün arama ve listeleme senaryolarında yetkili bulunmaktadır. Depo sorumlusu aktörü malzeme varlığından birinci derece sorumlu aktördür. Bu şekilde sorumlu olduğu depoya ait malzemeleri ekleme, arama, listeleme ve düzenleme yapabilmektedir. Ayrıca üretimden çıkan ürünler depoya gönderileceğinden makine varlığına ait ürün ara ve ürün listele senaryolarında da yetkili olmaktadır. Diyagramın kalan bölümüne bir sonraki arkadaşım devam edecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Adım Oğuzhan Satılmış. Çorap Fabrikası Otomasyon Sistemi Use Case Diyagramı Personel Aktörü bölümünü anlatacağım. Personel aktörü sadece makine bölümünde tam yetkiye sahiptir. Makine bölümünde ürün ekle, ürün ara, ürün listele ve ürün düzenle gibi işlemleri yapabilir. Hocam son olarak Gantt chart şemasını anlatacağım size. Projedeki belirli görevleri nasıl dağılımını yaptık, nasıl planlanmasını yaptık, ne kadar sürede düşündük, ne kadar sürede hayata geçirdik. Bunları görselde göreceksiniz zaten. Diğer tasarım, uygulama ve destek bölümlerinin de planlanmasını ben yaptım, gösterdim görselde. Planlanma olarak bize verdiğiniz tarihin son gününe girdim. Tabii ki daha erken bir tarihte de bitirebiliriz. Gantt chart şeması da bu şekilde.